Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 17.002 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün akşam açıklanan asgari ücretle ilgili yazılı açıklama yaptı. 17.000 TL'lik asgari ücreti yetersiz bulan Erbakan, yeni asgari ücretin vatandaşı yoksullukla yüz yüze bırakacağını söyledi. Erbakan ayrıca AK Parti ile seçim öncesi yaptıkları protokolde, çalışanlar ve emekliler için verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Asgari ücretin yoksulluk sınırının çok altında olduğunu ve 2-3 ay içerisinde de yüksek enflasyon nedeniyle açlık sınırının altında kalacağı uyarısında bulunan Erbakan, iktidar, 2024 yılı asgari ücret rakamını 17.002 Türk Lirası olarak açıklamıştır. Yeniden Refah Partisi olarak emekçimizin bu gelir seviyesiyle yaşamasının mümkün olmadığını, belirlenmesi gereken asgari ücretin en az 23.000 Türk Lirası olması gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Bugün 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını ifade eden gıda ihtiyacının 15.000 TL'ye, yoksulluk sınırının 46.000 TL'ye dayandığı hesap edildiğinde, 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin ülkemiz gerçeklerinden ne denli uzak olduğu açıkça görülmektedir. 17.000 Türk Lirası asgari ücretin ülkemizin çalışan nüfusunun yarısını ve ailelerini sadece yoksulluğa değil aynı zamanda gıda, kira, eğitim, giyim, ulaşım, elektrik ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar bakımından yoksullukla yüz yüze bırakmasına da yol açacağı açıktır, ifadelerini kullandı. Ekonomi yönetiminin şimdiden, asgari ücretin Temmuz ayında yeniden artırılması yönünde karar alması, emekçilerimizin ve ailelerinin açlığa, yoksulluğa ve yoksunluğa terk edilmemeleri sağlanmalıdır, dedi.